Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Mekke müşrikleri haber bekliyorlardı. Dört gözle Bedir'den gelecek haberi bekliyorlardı. Özellikle yaşlı Ebu Leheb gelecek habere kendini kilitlemişti. Ebu Leheb Mekke ordusunun zaferle döneceğini bekliyordu. Bu hususta ciddi bir kaygısı yoktu. Biliyordu ki Müslümanlar çok zayıftı. Zayıf bir ordunun güçlü bir orduyu yenmesi düşünülemezdi. Ebu Leheb Mekke müşrik ordusunun büyük bir zaferle, şarkılarla, deflerle, kılıç kalkan oyunlarıyla Mekke'ye girişini hayal ediyor ve bu hayali ona kuvvet veriyor, güç veriyordu. Ama zaman zaman da kaygılardan kendini alamıyordu. Müslümanlar zayıftı ama inançları uğrunda çelikleşmiş bir yapıları vardı. Umulmadık bir durum ortaya çıkabilir miydi? Ebu Leheb yer yer böyle düşünmekten de kendini alamıyordu. Mekke müşrik ordusundan biri nefes nefese Mekke'ye geliyordu. Bedir Savaşı'ndan ilk kaçanlardan biriydi. Haysuman isminde bir müşrikti. Müşrikler ona soruyorlardı, ne oldu? Arkanda ne var, haberler nedir diye. Haysuman, Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Ebu'l-Hakem bin Hişam yani Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Zamat bin Esved, Haccac'ın iki oğlu ve Ebu'l-Bahteri bin Hişam, bunların hepsi öldürüldü diyordu. Ebu Leheb bu habere inanmadı. Ama ciddi olarak rahatsız oldu. Haysuman'ın söyledikleri olacak şey değildi. Haysuman ne dediğini bilmiyor diye düşündü. Az sonra kardeşi Haris'in oğlu Ebu Süfyan geldi. Ebu Süfyan'a Ebu Leheb, söyle bakalım yeğenim, haberler nedir? Ebu Süfyan savaş öncesi üçer kişinin meydana çıktığını, müşriklerden Utbe, Şeyd ve Velid'in, Müslümanlardansa Hamza'nın, Ali'nin ve Ubeyde'nin çıktığını ama Müslümanların süratle müşriklerin işini bitirdiğini dile getiriyordu. Sonra şöyle devam ediyordu. Aslına bakarsan amcacığım, biz oraya savaşmak için gitmemişiz. Savaşmadık da, sadece onlara arkamızı döndük, kaçtık. Onlar da canlarının istediği gibi dilediklerini öldürdüler. Dilediklerini esir aldılar. Bir kısmımız kaçıp kurtulduk. Fakat ben bu konuda hiç kimseye dil uzatmak istemem. Kimseyi korkaklıkla suçlamak da istemem. Zira biz bir takım süvariler gördük. Bunlar yerle gök arasındaydı. Atların ayakları yere basmıyordu. Atların üzerinde beyaz sarıklı adamlar vardı. Vallahi hiçbir şey bırakmıyorlardı. Hiçbir şey onlara dayanmıyordu. Orada Abbas'ın kölesi, mümin olduğunu gizleyen Ebu Rafi vardı. Rafi kendini tutamadı ve vallahi onlar meleklerdir diyordu. Ebu Leheb Ebu Rafi'nin yüzüne şiddetli bir tokat vurdu. Ümmül Fadıl da eline aldığı bir sopayı Ebu Leheb'in başına vurdu. Sonra Ümmül Fadıl, onun efendisinin yokluğunda onu zayıf mı buldun diyordu. Ebu Leheb'in başından kan akıyordu. Öfkesinden gözleri yerlerinden fırlayacak gibi oldu. Ümmül Fadıl'a vuramazdı. Öfkeyle, kinle oradan evine geldi. Bedir'den gelen haberleri öğrenmek için kendine bir can gelmişti. Öylece ayağa kalkmış ve Abbas'ın evine gitmişti. Haberler onu ta can evinden vurmuştu. Sanki ciğeri parçalanmıştı. Bütün umutları suya düşmüştü. Bir de dayak yemişti. Evine çok perişan bir halde dönüyordu. Hüzün bütün bedenini sarmıştı. Hüzün onun takat ve dermanını yok etmişti. Kendisini divana bırakıverdi. Sanki bir daha hiç kalkamayacak gibi hissetti kendini.
bütün enerjisi bitmişti. Ölümü kendisine çok yakın hissetti. Ebu Leheb'in vücudunda mercimek büyüklüğünde sivilceler çıkıyordu. Giderek bu sivilceler büyüyordu. Izdıraplar veriyor, dayanılmaz acılar veriyordu. Sivilceler yumruk büyüklüğünde olmuştu. Ebu Leheb acılar içerisinde kıvranıyor, bazen acılar nedeniyle avazı çıktığı kadar da bağırıyordu. Zamanıyla müminlere nice acılar çektirmişti. Nice işkenceler etmişti. Zayıf müminlere bin bir acılar yaşatmıştı. Sanki şimdi her bir sivilce onların acılarına bedel gibi işler görüyordu. Daha dünyada iken zulmünün, işkencenin karşılığını, cezasını çekmeye başlıyordu. Ebu Leheb artık acılara dayanamaz hale gelmişti. Nefes alıp vermekte çok zorlanıyordu. Geleni gideni tanıyamaz hale düşmüştü. Son anlarını yaşıyordu. Yaşıyordu ama kimse de yanına yaklaşmak istemiyordu. Zira sivilceler bedeni bir laşeye döndürmüşlerdi. Kokudan yanına yaklaşmak mümkün olmuyordu. Ve Ebu Leheb içinde İslam'a, Müslümanlara kin taşıyarak ölüyordu. Cesedine yaklaşmak mümkün değildi. Birkaç gün geçmişti. Kendi oğulları bile cesedinin bulunduğu yere yaklaşmıyorlardı. Artık etrafı koku sarmaya başlamıştı. Çevre ciddi rahatsız oluyordu. Ebu Leheb'in oğulları iki köleye ücret veriyor, Ebu Leheb'in cesedini bir çukura yuvarlayıveriyorlardı. Üzerini toprakla kapatıyorlardı. İslam'ın doğuşundan bugüne kadar Ebu Leheb İslam'a, İslam'ın peygamberine düşmanlık yapmıştı. Mekke, Bedir hezimetiyle inliyordu. Derin bir yas vardı. Hüzünler dalga dalga yayılıyordu. Kadınlar ağıtlarını yer yer çığlıklara dönüştürüyordu. Ebu Süfyan bundan rahatsız oluyordu. Mescid-i Haram'ın yanındakilere şöyle diyordu: "Sizler ölülerinize ağlamayın. Ağlamak içinizdeki kin ve düşmanlığı hafifletebilir. Bir de düşmanı kendinize güldürmüş olursunuz. Onlarla çarpışıp intikamımızı alıncaya kadar koku sürünmemek, kadınlarınızla yatmak bizlere haram olmalıdır." Ebu Süfyan kendisi Bedir'in intikamını almadıkça koku sürünmeyeceğine ve yıkanmayacağına halkın önünde yemin ediyordu. Ebu Süfyan'ın karısı Hint ise Utbe bin Rabia'nın kızıydı. Toplumda etkin bir konumu vardı. Kavrayışı, konuşması ileri boyuttaydı. Hind'in gözlerinde alev fışkırıyordu. İçinde bir yanardağ yanıyordu. Babasını, oğlunu, yeğeni ve amcasını Bedir'de kaybetmişti. Bu ateş onu yaktıkça yakıyor, içini bir yanardağa dönüştürüyordu. Gözünden bir damla yaş dökülmüyordu. "Sen ağlamıyor musun ey Hint?" diyorlardı. O, ağlamanın bir faydası olacağını, derdime biraz derman olacağını bilsem ağlardım. Müslümanların en sevgililerini öldürmedikçe üzüntüm ve kinimde hafifme olmayacaktır. Sonra öfkeden tam bir ateş topuna dönmüş bir halle bağırdı: "Yemin ederim, babamı, amcamı öldüren Hamza'nın ciğerlerini sökeceğime ve dişlerimin arasında çiğneyeceğime yemin ederim, yemin ederim," diyordu. Hint, Bedir'den acılı haber geldikten sonra hiç süslenmedi, koku sürünmedi ve kocası Ebu Süfyan'la yatmadı. Gözünden bir damla yaş akıtmadı. Ebu Süfyan kararı ilan ediyordu. Ağlamak yasak diyordu. Ağlamak yerine yürekleri intikam için bileylemek var diyordu. Ama yürekleri oğullarının ölümüyle parçalanmış olanlara bu yasağın ne anlamı olabilirdi? Yürekler ferman dinler miydi? İşte bunlardan birisi Esvet'ti. Esvet kölesini yanına alıyor, akşam karanlığında Mekke'den çıkıyor, Mekke vadilerinden birine varıyordu. Vadide oğlu Zema ve Akil'i, bir de torunu Haris'i hatırlıyor, onların hatıralarını bir bir dile getiriyor, sonra ağlıyor, ağlıyor, yanında getirdiği içki şişelerini bitirinceye kadar içiyor, sonra da orada sızıp kalıyordu. Esvet bu kez vadilere gitmiyordu. İçinin yangınıyla konuşuyordu. Çevresinde bir aile insan vardı. Esvet,
Bedir Harbi'nden sonra iş başına gelenler oldu. Şayet Bedir Harbi olmasaydı onlar iş başına gelemezlerdi. Onlara beylik verilmezdi diyordu. Bu sözleriyle daha çok Ebu Süfyan'ı kastediyordu. Sonra da Konanyas'ı dinlemiyordu. Uzun uzun ağlıyor, çevresindekiler de ağlatıyordu. Mersiyeler yakıyorlardı. Peygamber Efendimiz de şerefli arkadaşlar hakkında galiz ifadeler kullanıyorlardı. Sonra da bir kez daha yemin ettiler. Bedir'in intikamını almaya yemin ettiler. Mekke bir tahtaravalli gibi bir aşağıya bir yukarıya inip çıkıyordu. Bir duygu seli halinde inişler ve çıkışlar yaşanıyordu. Yer yer hüzünle inişler yaşanıyor, zaman zaman kinle öfkeyle çıkışlar yaşanıyordu. Yumruklar sıkılıyor, kılıçlar kınından sıyrılıyor, kahramanlık şiirleri söyleniyordu. Naralar atılıyor, intikam intikam diye bağırıyorlardı. Artık Mekke uykusunu kaybetmiş gibiydi. Bedir'in intikamını almadan uyuyamayacaktı. Mekke ateşler içerisindeydi, öfke ateşler içerisinde. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.